Tekrar merhabalar herkese. Şu anki tüklük bezimiz çene altı, yani submandibular tüklük bezi. Tüklük bezlerinin genel özellikleri dışarıdan görüldüğü gibi bağ dokudan bir kapsülle organ sarılıdır. Görüldüğü gibi kapsül dışarıdan organı kuşatmaktadır ve içerilere doğru şu şekilde bölmeler göndermektedir. En küçük büyütmede şimdi şöyle genel bir görüntüyü görelim. Evet, organ içerisine girmiş bağ doku. Yani kapsülden içeri uzanan bir bağ doku septası. Septa şöyle görüldüğü içeri doğru devam ediyor. Ve organı lob ve lobcuklara ayırıyor. Görüldüğü gibi şöyle bir lobcuk. Organın geneli bir lob ve lobcuklara ayırıyor organı. Şöyle bir lobcuk, şöyle bir lobcuk. Lob makroskopik, lobcuk mikroskopik bir terimdir. Lobcuk içerisinde mikroskopik yapılar düzeyindeki elemanlar bulunur. Yani salgı yapan son kısımlar ve onlara ait hücreler, çevredeki bağ dokusu ve boşaltım kanalları, lobcuk içinde kalan boşaltım kanalları görmek mümkün. Şöyle görüldüğü gibi. Şimdi buraya odaklanalım. Salgı yapan son kısımlara bakıyorum. Tüklük bezinin mix salgılama, yani hem seröz hem de müköz salgılama yapan hücreler bulunmaktadır. Şimdi odaklanalım şuraya bir yere bakın, bir lobcuk içerisine. Şu büyütmede dahi salgı yapan son kısımları görebiliyorum. Tüklük bezleri tübülo alveoler egzokrin bir bezdi aynı zamanda. Şimdi o son kısımları bir büyütelim. Şu an görüntümde seröz salgılama yapan sadece son kısımlara denk gelmiş. Ama biz bu tüklük bezinde biliyoruz ki müköz salgılama yapan son kısımlar da vardır. Şu açık renkli görünen bunlar müköz salgılama yapan son kısımlardır. Müköz salgılama yapan son kısımlar etrafında yarım ay şeklinde seröz son kısımlar da bulunmaktadır. Onlara biz özel bir isim verildiğini söylemiştik. Guanizu yarım ayları olarak. Şurada güzel bir görüntü var. Semilunar aylar olarak isimlendiriliyor diye. Dışarıdaki mor renkli olanlar seröz salgı yapan son kısımlar. Ortadaki şu açık beyaz böyle köpüğümsü renkte görünenler ise mesela şu, şu, şu. Bunlar ise müköz salgılama yapan son kısımlardır. Ve bunların etrafında seröz son kısımlar şöyle görüldüğü gibi. Bakın. Yarım ay şeklinde sarmaktadır şurası. Bir hilal şeklinde müköz son kısımları sarmaktadır. Her ikisi de salgısını şu ortada bulunan şu boşluk lümene, burada görüldüğü gibi, şu görüntünün en ortasındaki lümene aktarmaktadır. Müköz son kısımların çekirdekleri şöyle görüldüğü gibi hücrenin bazaline itilmiş durumdadır. Salgının koyu kıvamda olmasından dolayı. Seröz son kısımlarda ise salgı içeriği serotik yapıdadır ve o kadar koyu kıvamda olmadığı için çekirdekler yuvarlak, merkezi pozisyonluya yakın görmek mümkün olabilir. Son kısımlar etrafında bir de miyoepitelyal hücreler vardır. Mesela şuradaki hücre, iyisi bir şekilde görünen şu hücre, tam görüntümün ortasındaki, büyüttüğüm görüntünün ortasındaki hücre, salgı yapan birimi dışarıdan çevreleyen, salgının daha etkili bir şekilde salgılatılmasını sağlayan, kasılabilir bir hücre olan miyoepitelyal hücrelerdir. Şu görünen içi boş gibi yapılar, bunlar yağ dokularına ait. Bu salgı yapan birimlerin haricinde salgı boşaltım kanalları da bulunmaktadır. Onları göstereyim. Yine mix salgılama yapan yerdeyiz. Şöyle şunlar müköz salgılama yapan birimler. Şurada Guanizu yarım ay yapısı güzel çıktığı için şurayı göstermek istedim. Şurada görüldüğü gibi seröz son kısımlar bir yarım ay şeklinde, bir hilal şeklinde müköz son kısımları çevirmişler. Her iki salgılama yapan hücreler de içeriklerini ortada bulunan salgının ilk boşaltıldığı yer olan lümene, yani asinüsün lümenine bırakılmaktadır. Boşaltım kanallarıyla içeriklerini yüzeye, yani ağız içine aktarmaktadırlar. Şurada bir boşaltım kanalı, şurada bir boşaltım kanalı. Enine kesitlerde aynı görüntüde farklı düzeylerden görüntüler olabilir. Şu daha ilk başlangıç aşaması gibi, şu biraz çizgili kanal olmuş gibi
çizgili kanal aşamasına kadar bunların etrafında hem salgı yapan son kısımlar etrafında hem de boşaltım kanalların bu ilk başladıkları yerlerin kenarında şöyle tam görüntümün ortasında iyi şeklinde görülen miyoepitelyal hücreleri de görmek mümkündür görüldüğü gibi. Genel görüntümüz bunlardan ibaret. Boşaltım kanallarının büyük olduğu yerlere bir odaklanalım. Şuradan başlayalım. Şurayı büyütelim bir daha. Evet, boşaltım kanalını görmekteyiz. Salgı boşaltım kanalı. Hatta etraftaki miyoepitelyal hücre de görülmekte. İnterkalat kanaldan çizgili kanala geçmek aşamasında bir boşaltım kanalı. Böyle bir bakalım. Evet, çizgili bir kanal tam görüntünün ortasında. Bunlar lobcuk içerisindeki intralobüler kanallar. Şu muhtemelen şu görüntünün ortasında interkalat kanal lobcuklar arası veya intralobar veya interlobüler lobüller arası ve lob içi bir büyük boşaltım kanalı. Lümeni bayağı bir yer kaplamış. Duvarı görülmekte. Boşaltım kanalının çok katlı bir epitele dönüşmüş görüldüğü gibi. Kimi yerlerde bakın çok katlı kübük. Bakın şurada da şu epitelde ise görüldüğü gibi. Çok katlı prizmatik epitel haline gelmiş. Alttakiler kübik hücreler, üsttekiler ise prizmatik hücreler. Aynı yapıda şöyle de görülebildiği gibi çok katlı kübik yapılarda görmek mümkün farklı seyirlerden kesit geçtiği için. Çene altı tüklük bezinden göstereceklerimiz bunlardan ibarettir.